Evet sevgili izleyiciler, Kanal 3 ekranlarında 500 gün programından hepinize iyi akşamlar. Bu hafta program konuğumuz güzel beldemiz, meyveleriyle ünlü beldemiz Yeşil Çiftlik Belediyesi ve Belediye Başkanı konuğumuz Mehmet Ali Saka. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, sağlıklı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah sizin için de bizim için de teşekkür güzel bir ediyorum, yayın olsun. Sağ olun. Bizlere görüşleriyle katılmak isteyen izleyicilerimiz için hemen iletişim bilgilerimizi verelim. WhatsApp numaramız 0544 246 36 çift 0. Evet başkanım, öncelikle sizi biraz tanımak istiyoruz. Mehmet Ali Sakal kimdir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle emeğe geçen kamera arkasındaki dahil tüm arkadaşlarıma ve tüm ülkemde yaşayan insanlara, beldemde yaşayan insanlara bu zor pandemi günlerinde sağlık, huzur diliyorum, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Mehmet Ali Sakal, 1955 yılında sevdiğim, aşık olduğum Yeşil Çiftlik'te doğdum. İlkokulu beldemde, kasabamda bitirdim. Babamın memuriyeti nedeniyle orta birinci sınıfı Sultandağ'ı, İkinci sınıfı Şuhut, üçüncü sınıfı Bolvedin'de okudum. 1970'te Çanakkale Gökçeada Atatürk İlköğretmen Lisesi'ne yatılı öğrenci oldum. 15 yaşında ana evinden ayrılıp denizi ilk kez gördüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Muzu da ilk kez gördüm ben orada. Kabuğunu soymayı bilmediğim için ısırarak yedim ilk muzu öğretmen okulunda. İşte o günlerden itibaren hayata başladığımı sayıyorum. Çünkü öğretmen okulu yatılı idi. Köy enstitüsü modeli bir okuldu. Furunda nöbet tutup hamur yapıp ekmek yapardık. Spor salonunda nöbet tutar, jimnastik aletlerini temizlerdik. Yatakhane nöbeti tutardık, çamaşırhane nöbeti tutardık. Çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Ölenleri rahmetle, yaşayanları var, hala görüşüyorum. Saygıyla, minnetle anıyorum. 1974 yılında idealist bir öğretmen olarak Hakkari'de öğretmenliğe başladım. Hakkari'de? Çanakkale Türkiye'nin batı köşesidir. Hakkari'de doğu köşesi. Bir uçtan bir uca. Evet. Ve gönüllü gittim Hakkari'ye biliyor musunuz? Ne kadar sürdü orada göreviniz? Bir yıl. Bir yıl. Evlenerek Afyon'a geldim öğretmenliğe. 1975'te evlendim. 45 yıllık evliliğim. Eşim emekli öğretmen Saide Hanım. Ona buradan hala aşık olduğumu söyleyebilirim. Bravo. Sevgilerimi, saygılarımı, sonsuz sevgimi gönderirim. Çünkü size bana 3 çocuk verdi. 6 torun. Maşallah. Ankara'da yaşıyorlar. Torunlarımı da kucaklıyorum. Bu pandemiden dolayı sarılamadığımız için ancak böyle bahsedebiliyoruz. 1975'te evlenerek Afyon'a geldim. Merkez Fethibey köyü idi. Şimdi Fethibey beldesi. 5 yıl orada öğretmenlik okul müdürlüğü yaptım. Çok güzel günlerdi. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Öğrencilerim hala görüştüğümüz çokça insan vardır. 1979 yılında ben yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne öğrenci oldum sınavla. Hem öğretmenliği hem öğrenciliği devam ettirirken 1983'te siz de bilirsiniz YÖK, Yükseköğretim Kanunu çıktı. Öğretmenlikten istifa ettim, gittim Ankara'da 1985'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldum. Bir yıl kadar birazcık serbest çalışmaya çalıştım, beceremedim. Ticaret zihniyetim çok olmadı çünkü. 399 sayılı kanun hükmünde kararname çıktı Turgut Özal iktidarı döneminde ve sözleşmeli personel olarak, muhasebe uzmanı olarak PTT'de göreve başladım. Sırasıyla şube müdürlüğü, daire başkan yardımcılığı, daire başkanlığı 2013'e kadar memuriyet sürdü Ankara'da. Evimi de Ankara'ya götürdüm. Çoluk çocuk onca yıl Ankara'da yeni mahallede yaşadık. 2013 yılında özelleştirme yasalarından birisi olan PTT'nin anonim şirket olması gündeme geldi. Anonim şirket oldu. Biraz da özendirme verdi emeklilere. Biraz da artık yorulmuştum, 30 yılı geçen memuriyet vardı. Biraz da görevden alınmıştım siyasi nedenlerle, iktidara yakın olmadığım için. Ve 2013 yılında emekli oldum. 2014'te Yeni Mahalle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladım. Ankara'da başladınız. Ankara Yeni Mahalle'de. Afyon'un gururudur. Fethi Yaşar, siz de bilirsiniz. Belediyecilikte Türkiye'den ününü dünyaya aşmış bir ağabeydir. Onun yanında siyasete başladım. Evet.
2014 yılından itibaren Yeni Mahalle Cumhuriyet Halk Parti'de yöneticilik 2019 yılına kadar sürdü. Çok sevdiğim Yeşilçiftlik beldesinde belediye başkanı olmak için Ankara'dan evimi getirdim. Evet, Yeşilçiftlik'e. Oraya geleceğim başkanım. Ama şunu diyelim o zaman, 1978-80 döneminde siyasal nedenlerle görevinizden alındınız ama siyaseti de bırakmamışsınız. Evet, yani bırakamadık çünkü yaşam biçimi siyaset. Evet, siyaseti Türkiye'de. Bırakamamışsınız. Peki başkanım, belediye başkanı adayı olmaya, Yeşilçiftlik'e hizmet vermeye nasıl karar verdiniz? Emekli olduktan itibaren Yeşilçiftlik'e çok güzel bir ev yaptım. Çocuklarımın ayrı ayrı, torunlarımın salıncakları, kum havuzları olan emekliliği yaşamaya kararlıydık eşimle birlikte. Bir gün Allah rahmet etsin bir cenaze namazını kıldık. Cenazeyi omuzladık. Traktör arabasına römorka yükledik. Döndüm dedim ki ya arkadaşlar, bu kasabada hala bir cenaze aracımız yok mu bizim ya? Hala traktörle cenaze götürüyoruz. Girdi koluma bir arkadaşım, geç başa da yap dedi. Peki dedim, öyle başladık. Yani başlangıç tamam, tesadüf dilimin... mi yoksa hiç aklınızda yok muydu böyle bir şey? Yani vardı, olur. Yani bu ülkede siyasetle uğraşan herkes bulunduğu siyasetin en üst düzeyine, cumhurbaşkanına kadar hesap eder. Evet. Mutlaka edilir. Ama hedefler değişiktir. Benim çok hedefim yoktu. Emekliliği daha çok arzuluyordum. 34 yıl memuriyet. Ama kısmetmiş. Kendi evet. dilimizle yakalandık. Biraz da demek ki içimizde varmış ki olduk. Yani severek isteyerek yaptığınız tabii, tabii, sonuçta sizin tabii, tercihiniz tabii. olan bir durum var. Tabii. Evet başkanım, seçim öncesi Yeşilçiftlik için mutlaka belli projeleri kafanızda tasarlamışsınızdır. Yani memleketimde ya da benim doğduğum yerde bunların olması gerekir. Bunları yapmalıyız dedikleriniz olmuştur ki evet. hizmet etmek için siz de gönüllü bir aday olmuşsunuz evet. ve sizi de buna layık görmüş oranın seçmeni. Sizin Yeşilçiftlik için projeleriniz neydi? Hangilerini gerçekleştirebildiniz? Hangi aşamadalar? Birazcık onlardan bahsedelim. Peki. Seçim sloganım benim, birlikte yaşayacağız, kardeşçe yaşayacağız, birlikte çalışacağızdı. Yani çalışmayı da birlikte, yaşamayı da birlikte kardeşçe yapacaktık. Son yıllarda ülkemizde biraz ayrım arttı. Siyasi parti, ayrı siyasi partiden olan insanların ayrı kahvelere gitmesi dönemi 12 Eylül öncesi vardı da şimdi de olmaya başladı. Ben bunun karşısındaydım. Biz bir avuç insanız Yeşilçiftlik beldesinde. 2000'i biraz geçen 2100 nüfuslu bir yeriz. Burada A partisine, B partisine oy verenler ayrı kahveye giderse kahve bulamazlar. Bir de aynı yoldan geçecekler, aynı tabutu omuzlayacaklar, aynı çeşmeden su içecekler. Dolayısıyla benim sloganım kardeşçe yaşayacağız sloganıydı. Kardeşçe yaşama içerisinde Yeşilçiftlik'e kocaman hanlar, hamamlar yapma imkanının olmadığını bildiğim için olabilecek vaatlerim oldu. Örneğin kimseye iş sözü vermedim ben. Çünkü evet. imkan yoktu. Ama yolların yapılması, özellikle bahçe yolları, biraz sonra zannediyorum gireriz o konuya evet. meyveyle ilgili kısımda. İşte günlük hayatın sağlıklı yürümesi, temiz bir belde olması, eğitimin önceliği, ekonomik sıkıntıların giderilmesiyle ilgili bir takım projeler, bunların hepsini sıraladık. Yapabileceklerimizin hepsini aşağı yukarı tüm benim düzeyimde olan beldelerde olabilecek işleri sıraladık. İşte camiye bakım yapmak, okullara bakım yapmak, yolları yapmak, içme suyu sorunu ki hala bizde sıkıntıdır, ona da geliriz evet, inşallah. Evet, geleceğiz ona da başkanım. Bunları sıraladık. Yaşlılarla ilgili bizim %70'i emekli olan bir belde. Kültürel faaliyetlerle ilgili düşüncelerimiz vardı. İşte bunlarla yola çıktık. Yani önceliğimiz barış ve sevgi içerisinde kardeşçe yaşamaktı. Kardeşçe yaşamaktı. Bunu gerçekleştirebildiniz en azından. Evet. Birliktesiniz. Evet. O çok evet. önemli. Belki de bu yapabilen var mı bilmiyorum ama bu yörede ben duymadım. Nasıl belediye başkanlığına başladığımı anlatayım mı bu sorunun üzerine? Tabii lütfen buyurun. Cuma gününe rastladık. Rastlaştırdık göreve başlayışımızı. Camiden çıktık. Bizim beldemize geldiniz siz. Cami ile belediye binası yan yanadır. Arada bir tek yol vardır. Evet. Camiden çıktık. İmam dahil. Bizden önce belediye başkanlığı yapmış yaşlı abilerimiz, amcalarımız dahil yaşayanları. Ve benim devraldığım, belediye başkanlığı devraldığım arkadaşım. Yani seçimde yenilgiye uğrattığım. Diğer aday olan arkadaşım. Üç adaydık biz.
El ele kol kola caminin önünde dua ederek biz cuma günü belediye binasına çıktık. Beni makamı öyle oturtturdular. Kardeşçe yaşamayı öyle başladık biz. Yani kaybeden belediye başkanı, kaybeden aday ve kazanan aday birlikte el ele çıktık merdivenleri. Evet, bu çok nadir görülesi bir durumdur eminim. Hatta esprisi de vardı. Güvercin getirdiler. Güvercin uçurduk orada. Benim hiç haberim yoktu. Getirmişler o. Beyaz güvercin adettir ya. Evet. Rahmetli Ecevit'ten beri gelir. Güvercin getirdiler. Onları da uçurduk. Barış olsun, kardeşlik olsun diye. Evet. Başkanım, güzel hedefler, iyi niyetlilikle talip olunmuş ve buna da layık görünülmüş. Bunun da hakkını vermeye çalıştığınız aşikar. Göreve başladığınız ilk gün, amacınız sevgiyle yola çıktınız. Sevgiyle evet. Çıktığınız bu yolda. Göreve başladığınız ilk gün, ilk yaptığınız neydi? İlk gün hiçbir şey yapmadık. Ziyaretçiler vardı. İlk yaptığım, ilk günden öte böyle ilk icraat diyelim mi ona? Evet, evet, evet. Şimdi zannediyorum 86 idi. Yanılabilirim, özür dilerim. Hediyelik çiçek geldi. Hı, evet. Oda, koridor, her yer doldu. Hı hı. Önümüzde hemen 23 Nisan vardı. 23 Nisan törenini yapmak için öğretmen kökenliyim ya. Zaten okul müdürleriyle ilkokul ve ortaokul var bizde. Hı hı. 180 dolayında öğrencisi var. Okul müdürleriyle seçim öncesi hiç görüşmedim. Hı. Seçim sonrası tanışmaya gittim. Kendimi anlattım ve onlara şu sözü verdim. Doğru olan her yerde eğitim için ben yanınızdayım. Yeter ki doğru olsun, yeter ki eğitim olsun, yeter ki benim beldemin çocuklarına hizmet olsun. Ve o gündür bugündür bu sözümü de yerine getiriyorum. 80 küsür tane çiçek gelmişti. 23 Nisan töreninden sonra çiçekleri sıraladık tören alanının kenarına. Ben mikrofondan ilan ettim. Dedim ki bu çiçekleri satacağız. Parasını da okul, aile birliklerine, okul koruma derneklerine vereceğiz dedim. İlk icraatım oldu. İyi de para kazandık. Çünkü okula gideceğini bilince insanlar biraz daha böyle parasını sormadan 60 liraya, 70 liraya, 100 liraya hemen alıp gittiler. İyi de para kazandırdık okullara. Epeyce ihtiyaçları sağladık. İlk icraatım budur ve bununla gurur duyuyorum. Eğitime hizmet ettim. Kesinlikle. Hem de çiçekler orada solup gidecek, boş kalacaklardı, işe yaradılar. Çiçekçiler bana kızmıştır belki. Bir daha satamayacağız diye ama evet. İlk icraatım buydu. Evet başkanım, proje önceliklerinizde 500 gün içerisinde bunu uygulamaya aldığınız ya da sonuçlandırdığınız neler vardı? Şimdi bir gasilhane tatlı eleştirildiğim bir konudur. Gasilhane inşaatı vardı. Onu gerçekleştirdik, yaptık. Bizde seyyar bir cenaze yıkama aracı vardı. Onu sabit hale getirdik, morg haline getirdik. Buna bağlı da mezarlık bakımı. Bizim mezarlığımızın bakıma ihtiyacı vardı. Gerçekten biraz unutulmuş bir yerdi, bakımsızdı. Şu anda zannediyorum çevrenin en iyi mezarlığı bizde. Mezarlıkla övünülür mü? Evet, biz geçmişimizle nasıl tarihimizle övüneceksek geçmişimizi de yad etmek için onların bakımlı yerde olması önemliydi. Mezarlığa baktık, gasilhaneyi yaptık. İlk icraatlarımız bunlardı, yerine getirdik. Bunun akabinde bizim Dutluca Alabalık tesisleri dediğimiz bir yer vardı. 43 dekar tel örgüyle çevirdik burayı, kafes telle. Önemliydi burası. Burası da bakımsızdı. Bunun da küçük bir hikayesi var. İsterseniz sonra anlatacaktım. Lütfen, şimdi buyurun. Girelim hemen. Aynen, evet, buyurun. Şimdi lütfen. Selcan Hanım, burada çok yıl önce, 20 yıldan önce Afyon İl Özel Dairesi alabalık yetiştirme havuzları yapmıştı. 10 tane büyük, 10 tane küçük havuz. Sonra bu müstecirler eliyle çalıştırıldı. Dönem dönem iyi iş yaptı. Dönem dönem de yapamadı. Sonuç itibariyle atıl vaziyette kaldı. İl Özel Dairesi elini çekti o yıllarda. 90'lı yıllar, belki daha önce. Benden iki dönem önceki belediye başkanı arkadaşımız, rahmetli anıyorum, Zekeriya Ölmez, burayı İl Özel Dairesi'nden belediyeye satın aldı. Belediyenin malı. Atıl vaziyette 10 küçük, 10 büyük alabalık yetiştirme havuzu, bir binası, lokanta biçiminde, işletme binası biçiminde ve 40 dekarda mesire alanı. 6 Mayıs Hıdır Ellez'dir biliyorsunuz. Evet. Buralarda çokça kutlanılır. Evet. O Hıdır Ellez'de bizim orası, bir gelin orada o Hıdır Ellez'i birlikte kutlayalım, tadına doyamazsınız.
O salıncaklar, kocaman kocaman anneler, teyzeler sallanırlar. İkramlar birbirine komşular. Öyle bir yerdi. Belediye başkanımız burayı satın aldı ama o ve ondan sonra gelen dönemde buranın bakımı yapılmadı. Atılığı sürdü. Evet. Oraya el attım ben. İşte bu birkaç konuda daha geçecek. Pandemi olmasaydı diyeceğiz ya hep. Evet. Herkes diyecek bunu. Ah pandemi olmasaydı şunu yapacağız. Gerçekten pandemi olmasaydı 29 Ekim'de biz orada balık yetiştirmeye başlayacaktık. Yapamadık. Geri kaldık. Hı. Ama o projenin de devamını sağlıyoruz. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek evet. Bey kendisini ziyaret ettiğimizde bu olayı anlattığımda mutlaka ilgileneceğini söyledi ve sağ olsun. Zaten Afyon'a geldiğinden beri pozitif bir enerji yaydığını hepimiz biliyoruz. Evet, çok çalışkan bir valimiz. Çok çalışkan. Çok şükür, evet. Yüzü gülüyor, insana mutluluk veriyor, huzur veriyor bakınca. Oraya el atacağını söyledi ve attı. Vali yardımcılarımız geldiler, tespiti yaptık. Önümüzdeki Mart-Nisan aylarında zannediyorum bir karşılıklı, karşılıksız hibe biçiminde orayı ayağa kaldırıp alabalık üreteceğiz. Ilgın'dan Dinar'a kadar bu yörede alabalık üretme yeri yok. Üretince biz en azından orada bir 10 kişi istihdam edeceğiz. Yöreyi değerlendireceğiz. Balığın gıda değerini sizler de biliyorsunuz, yararlanacağız. Böyle bir projemiz vardı. Orayı çevirdik, balık yetiştiremedik kaldık, ona projeye devam ediyoruz. Yarım diyelim o projeye. Evet, ama sebep de pandemi zaten. Tabii. Yani. Onun dışında Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe bir kepçe aldık. Hibe. Bu yine siyaseti öğrendiğim, abim dediğim Fethi Yaşar'ın sayesinde. İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı'dır. Bu yöredeki herkese de hangi parti olursa olsun elini uzatan yine çok değerli bir abimiz, belediye başkanımızdır. Sandıklı Kızıkköy'ündendir. Evet. İki gün önce de onu ziyarete gittik. Genel başkanımızı ziyarete gittik. Geleceğim oraya da. Peki. Ve arkasından işte hani ben başlamıştım ya bizim bir cenaze aracımız yok evet, diye. Evet. Burada da ilginç bir nostalji oldu. Seçimden birkaç gün önce benim rakip arkadaşım, mevcut o zamanın mevcut başkanı Afyon Belediyesi'nden bir cenaze aracı getirdi kasabaya. Ve üzerine yazdılar. İşte cenaze aracımız hayırlı olsun diye. Birkaç kişi de beni hiç tanımadan, ki ben kasabada çokça durmama rağmen yaz aylarındaydık. Hı hı. Çok fazla gelip gidemiyorduk Ankara günlerinden. İşte senin cenazeni bu arabayla götüreceğiz gibi sosyal medyada yazılar da yazıldı. Hı hı. Seçim bittiği akşam cenaze aracını kaçırdılar kasabada. Seçim Afyon'a geri geldi, evet. Seçim netleşince. Bir hasta nakil aracı vardı. Biz bunu cenaze aracına çevirdik. Şu anda kullanıyoruz. Cenaze nakil aracı hem de bugünlerde çokça lazım oldu. Keşke hiç olmasın ama ne yazık ki biliyorsunuz lazım oldu. Cenaze nakil aracı yaptık. Düğün salonunun bitişinde bir atıl salon vardı. Orayı küçük toplantı salonu yaptık. Ben buraya bakıyorum böyle sayfa sayfa önemlilerini söyleyeceğim. İşte önemli... Stadyum da var sanki. Bir kapı, açık alan gördüm. Yeşil stadyum. Önemli projelerimizden birisi oydu. Cumhuriyet alanı yaptık. Bizim belediyemizin önünde, belediyemizin tam karşısında Atatürk Aile Çay Bahçesi vardır. Yazın cıvıl cıvıl insanlar çoluk çocuğuyla otururlar oraya, çay kahve içerler, dondurmalarını yerler, salıncak vardır, çocuklar sallanır orada. Yaz günleri insanlar hani yarın bana işe gider misin, bana traktör lazım gibi evet. iletişim kuracaklar ya, orada buluşurlar falan. O belediyeyle o aran boştu. Otopark olarak kullanılıyordu, kahvelerin önüydü. Biz orayı çok güzel bir Atatürk anıtına kavuşturduk. Anıt park yaptık. Cumhuriyet Meydanı oldu orası. Hı hı. Oranın açılışını da yaptık. Hı hı. 29 Ekim'de mi zannediyorum? 23 Nisan'da mı? Onu hatırlayamadım. İkisinde de tören yaptık evet. ama 29 Ekim'de açılışını yaptık. 29 Ekim'de anıt yaptık. Onun dışında bizim çok geniş bir işletme alanımız var. Belediye araçlarına ait. Orada düzenlemeleri yaptık. Belediye personeline istirahat edecekleri, dinlenecekleri, soyunma odasıyla birlikte istirahatgahlarını sağlayacakları, çay kahve içecekleri yerleri yaptık. Bu ara o kültürel faaliyetlere de devam ettik. Örneğin ben hala çok övgü aldığım bir konudur. Rahmete kavuşmuş belediye başkanlarını, belediye çalışanlarını mevlüt okutarak andık. Lokma dağıttık o meydanda. Yaşayanlarının da tamamına plaket verdik. Bizde şu anda 4 tane belediye başkanımız sağ.
önceki dönemlerde çalışmış. Belediye başkanlığı yapmış. 4 belediye başkanımız yaşıyor. Belediye çalışanlarına plaket verdik. Yani hani kardeşçe yaşayacağız ya. O kardeşliği, abi kardeşliği böyle bir ortamda, birkaç ortamda da sürdürdük. Evet başkanım, az sonra kısa bir ara vereceğiz. Sözünüzü bölmek istemiyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu arada başkanıma gelen bazı mesajlar var. İlk fırsatta kendisine ileteceğim. Bu konuda da müsterih olun. Evet başkanım, yaptığımız ve yapacaklarımızla ilgili sıralamamız vardı. Bununla ilgili düşüncelerinizi aktarıyordunuz. Lütfen buyurun devam edelim. Evet. 3 Şubat 2002'de bir Sultandağ depremi yaşamıştık. Evet. Hatırlarsınız 84 kişi vefat etmişti. Bunlardan 5'i de bizim beldemizdendi. Hı hı. 3 Şubat 2020'de Afyon AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince beldemizde depremle ilgili bir seminer, bilgilendirme toplantısı düzenledik. Ki benim için çok önemli bir konuydu bu. Hala önemli, hala fay hattının üzerinde olduğumuzu, hala deprem riskinin olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden böyle bir seminer düzenledik. Biraz önce bahsettiğim Cumhuriyet Meydanı'nın da hala bitmedi yine. Ekonomik nedenlerle bitiremiyoruz bunları. Paramız olsa hemen yapacağız da olmuyor işte, sizler de bilirsiniz. Deprem toplanma alanı ilan ettik orada, iki noktayı. Oraya yazın insanların oturup rahatça sohbet edebileceği, yaşlıların çay kahve içebileceği kahvelerin önünde yer yapacağız. Ama o aynı zamanda kışın ya da soğuk zamanlarda etrafı kapatılarak kadınlara, erkeklere ayrı deprem toplanma alanı, acil durum toplanma alanı olacak. AFAD'la ilgili böyle, AFAD'la birlikte böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı bu yılda yapacaktık. Pandemi nedeniyle yapamadık. Buradan o görevli arkadaşlara, Mehmet Bey başta olmak üzere hepsine teşekkürlerimi sunuyorum kasabam adına, halkım adına. İlerideki günlerde bunları yeniden yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında İşte öğrencilerle ilgili başlangıçta söylemiştim ya ben, eğitim geleceğimiz, ekonomi önceliğimizdi. Öğrencilerle ilgili çok güzel bir proje başlattık. İşte kış günleri, bizim kasabamız coğrafi anlamda biraz dağınıktır, geniştir. Evet. Çevredeki beldelere göre arazimiz de çoktur bizim. Evet. İşte bir uçtan bir uca 2-2,5 kilometre mesafe. Öğrenciler kasabanın orta bir yerine, bir kısmı yokuştan, deprem konutları dediğimiz yerden geliyor. Onlara öğrenci servisi çıkardık. Sloganımızı hayata geçirdik diyebilir miyiz? Tabii tabii. Öğrenci servisi çıkardık. İşte evlerinden tek tek öğrencileri toplayarak şoförün dışında da bir görevli onların başına kaza bela olmasın Allah korusun diyerek bütün öğrencileri evlerinden toplayıp okula getirdik. Öğleyin toplayıp tek tek evlerine bıraktık. Yemek sonrası yeniden götürdük, yeniden bıraktık. Bunu biz ne zamana kadar yaptık? Deyim yerindeyse 15 tatile kadar yaptık. Hı hı. 15 tatil sonrası devam edecek idik. Malum nedenle edemedik. İşte eğitimle ilgili ondan sonraki dönemde de işte örneğin 23 Nisan'da biz çocukları toplayamadık. Çocukların evine gittik biz 23 Nisan'ları kutlamaya. Evet şimdi başkanım onunla ilgili izleyicimizin biri bir mesaj göndermiş. Ceren Hanım demiş ki başkanımız her zaman her ihtiyacımızda yanımızda oldu. Okulumuza ve eğitimimize her zaman destek oldu. Pandemi döneminde sınava hazırlanırken kitaplar dağıttı, testler getirdi. 23 Nisan'ı yapamadığımız için evlerimizi ziyaret etti. LGS sınavını kazanan öğrencileri ziyaret ederek ödül verdi. Kendisini çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz demiş izleyicimiz. Ceren Hanım'a bununla ben de ilgili hemen ben de teşekkür ediyorum. Bu öğrencilerimizin başarı ödülü bana bunların üniversiteden mezun oldukları gün, Allah sağlık verirse o gün biz diplomamızı aldık diyecekler ve ben onlara borçlarını öyle ödemelerini önerdim. Evet, sizlere gelen övgü dolu çok güzel mesajlar var. Bir izleyicimiz de demiş ki sayın başkanıma selamlarımı iletiyorum. 23 Nisan
23 yıldır memleketimden dışarıda çalışıyorum ve yılın belli ayında memleketime geliyorum. Başkanımdan istediğim, her geldiğimde beldemizin giriş yolunun hala yapılmadığını görüyorum. Bu yol beldemize yakışmıyor. Bu yol hakkında bir çalışmanız olacak mı? Saygılar sunuyorum başkanım demiş. Teşekkür ediyorum. Kim olduğunu söylemediniz ama herhalde İsim o beni arayacaktır. Arkadaş burada. Beni o yüzden... arayacaktır. Evet. Şimdi beldemizin iki girişi var. Birisi çevre yolundan, halk tabiriyle Yaşar Petrol girişi. Diğeri de bölge trafikten giriş. Hı hı. Bölge trafikten girince Doğancık Köyü vardır önce. Doğancık Köyü'nü 500 metre aşağıya Bağbaşı dediğimiz mevkiden sarkarsanız sağda bizim kasabamızın mezarlığı. Mezarlıktan itibaren de bir 500 metrelik mesafede evler başlar. Hı hı. İşte biz o yolu yaptık mezarlıkla birlikte. Hı hı. Yaya kaldırımı yapılacaktı. Yaya kaldırımlarını yaptık. Çok da güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bir kısım eleştirenler var ama o eleştiriler hep olacak. Daha iyisi olsun diye eleştirildiğini düşünüyorum hep ben. Abdülkadir Bey'miş. Bizi izliyor şu anda. Zannediyorum o arkadaşımın, o hemşerimin bahsettiği Yaşar Petrol girişi. Yani çevre yolundan beldeye giriş, Zübeyde Hanım bulvarı. Oradaki sıkıntımız şudur. Ne yazık ki asfaltın üzerine parke taşı döşenmiş bir kısım yol. Bunlar tabii isteyerek yapılmamış mutlaka ama eksiklerimiz geçmişte. Ne yazık ki yolun ortası bulvar, çam ağaçları, altında ana kanalizasyon. Bizim ana kanalizasyonumuzun yapılması bir mucizedir bu kasabada. Yani hemen konudan konuya giriyorum ama aklıma geldi. Evet, yerinde konuşalım yerinde zaten. Yerinde konuşmazsak da haksızlık unuturuz, ederiz. Unuturuz, doğru. 1984'lü yıllarda Mevlüt Kiriş ağabeyimiz belediye başkanı iken rahmetli Turgut Özal kasabamızı ziyarete geldi. O ziyarette bir takım taleplerimiz oldu. O taleplerimizin içerisinde kasabamızın kanalizasyon sistemi vardı. Mevlüt Kiriş başkanımız o dönemde bunu becerdi. O zaman 50 yıllık kanalizasyon ihtiyacını giderdiler. 50 yıl dolmak üzere, sıkıntısı bana geldi şimdi işte. O bahsedilen yolun altında arıza çok çıkıyor. Dolayısıyla o bahsedilen yol asfalt kaplama yol. Bir kısmı parke taş döşeli yol. Param olsa ilk yapacağım yer orası. Yol. Ya para olmayınca yapmayacak mısınız diye sorun. Para bulup yapacağız. Çünkü bizim Sayın Genel Başkanımız bize işte param yok, çarem yok, yapamadım, edemedim, mazeret istemiyorum. Siz derman belediyecisi olacaksınız dedi. Biz de derman olacağız, yapacağız. Evet, bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Gene izleyicimiz sormuş. İsmi yok izleyicimizin. Sevgili başkanım, kiraz kooperatifi ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim demiş. Zaten biz bununla ilgili de başkanım sizinle konuştuğumuzda bir değerlendirme yapma durumunda kalabiliriz dedik. Yeşil Çiftliğin kiraz ve vişne başlıca meyve ürünlerindendi. Evet. Bunların geçtiğimiz döneme göre bu yılla orantıladığımızda üreticinin durumu nedir? Bunlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Tabii. Diye biz görüş beyan etmiştik birbirimize. İzleyicimizin sanırım bu soru da bizimkiyle birleştiğinde size cevap hakkı doğuyor. Evet. Şimdi esprisi yapılır ama gerçeği de vardır. İngiltere Kraliçesi Sultan'da kirazını yer sofrasında. Evet. Bu gerçektir. Yani gidip görmedim de anlatılanları söylüyoruz tabii. Hani derler ya onun bunun yalancısıyız. Ama gerçek olduğunu biliyoruz çünkü bizim kirazımızın %80'i yurt dışına gidiyor. İhraç ediliyor. Büyük firmalar gönderiyorlar bunu. Çay, Akşehir arasında ortalama yılda 50 bin ton kiraz oluyor. Bunun 10 bin tonu, rakamları yanlış söylememek için bakarak konuşuyorum. 10 bin tonu Yeşil Çiftlik beldesinden. 8 bin ton da vişne çıkıyor. 10 bin ton kiraz, 8 bin ton vişne çıkıyor bizim beldemizde. Ortalama 15 milyon lira para kazanıyoruz. Kiraz ve vişneden. Elma, erik bizde azdır. Amatörceye döndü diyelim. Yiyeceğimiz kadar vardır eriğimiz. Eskiden kasabamızda da erikçiydi. Erik çoktu bizde. Şimdi kiraz çok. Kiraz evet, oldu. Kiraz vişne çok. Şimdi buna unutmadan söyleyeyim. Bunlara alternatif çilek üretimi de çokça başladı. Evet. Adını vermende bir sakınca var mı? Bir işletmemiz var bizim. Verelim, sıkıntı yok. Işık Tarım işletmesi var. Benim sınırlarım, beldemin mücavir alanı içerisinde ortalama 300-400 kişinin çalıştığı, istihdam edildiği, kirazı, vişneyi, çileği, değişik meyveleri işleyen, kurutan, yurt dışına satan, onun teşvikleri var bize.
Onun çabalarıyla çilek de başladı. O anlamda söyledim. Ki burada çilek toprak, üretimi. Buranın toprağında çilek. Evet, çok da güzel çilek. Şu mevsimde bile vardır taze çilek. Ha, niye getirmediniz diyeceksiniz. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi kiraza yeniden dönersek, evet. Kirazda bizim para kazandığımızı biliyoruz. Ama daha çok para kazanmamız gerekiyor. Girdilerin arttığını herkes söylüyor ya, ben bir kez daha söyleyeyim. Geçen sene 400 liraya aldığım ilacı bu sene 800 liranın altında alamıyorum. Ama kirazı satarken bu geçen sene 5 liraya sattık, bu sene 10 lira edecek garantimiz yok. Evet. Bir doğal koşullar var. Don olursa, işte kuraklık olursa, işte o dönemin bazı sıkıntıları, rüzgar çiçek açtığı gün rüzgar eserse çiçeğin yarısını dökecek. Bütün bunlara rağmen kirazdan para kazanıyoruz, her sene kazanamıyoruz. Bir sene kazanıyoruz, 3 sene boyunca kirazı kazanamıyoruz parayı. Peki bu yıl durum ne? Geçmiş yıllara göre. Geçmiş yıllara göre bu yıl durum çok iyi değil. Kötü değil ama çok iyi değil. Beklenen yani mi? Yani ben örnek veriyorum. Kendi adıma konuşacağım. Hı hı. 20 bin liralık kiraz satmayı hesaplıyordum. 10 bin liralık sattım. Bu ürün az oldu, fiyat az oldu. Burada Tarım Bakanlığı'na çok önemli bir görev düşüyor. İzlemiyorlardır ama tarımla ilgili ilçe tarım, il tarım müdürlükleri izliyorsa ne olursunuz buna önemli eğilin bu konuya. Bölgede coğrafi işaretleme olmalı Selcan Hanım. Doğru. Kirazla ilgili bizim bölgemizde bir coğrafi işaretleme. Evet. Arkasından da devletin taban fiyat desteği. Hani gübrede sübvansiyon filan olsa çok hoş olur da. Onların öncesinde taban fiyat mutlaka olmalı. Çünkü biz yeri geliyor, bizim o yörede kime giderseniz gidin. Derler ki 3 tane büyük tüccar oturur, kiraz fiyatlarını belirler. İstedikleri kadar alırlar, kotaları dolduğu gün fiyatı azaltırlar. Biz kirazı kurutamayız, kiraz kurumaz. Sofrada yenilen meyve. Kirazı stoklayamayız, stoklama yerimiz yok. Mevsim itibariyle bir an önce dalından indirmeyiz. 5 liraya açtılar piyasayı. İlk gün 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi sattı. Ertesi gün gittik 4 lira. Ertesi gün gittik 3 liraya iniyor. Bu da insanı canından bezdiriyor inanın. Doğru. O dönem o beldelerde Çay'dan Akşehir'e kadar insanlar, komşular birbirini göremez, tanıyamazlar. Sabahın 5'inde kalkacak. Hava kararmış. Gidecek kasa alacak. İşçi getirecek. Çalışacak. Kirazını toplayacak, getirip hale teslim edecek. Ondan sonra iş bitmiyor, gidip evine yatamayacak. Ertesi güne hazırlanacak. Kadınlarımız, çilekeş kadınlarımız yemek hazırlayacak. Çocuklara bakacak, küçük çocuğu olanlar. Çamaşır, her gün çamaşır yıkanacak, kan ter içinde kalıyor elbiseler. Yani meyve üreticisi umduğunu bulamıyor mu? Yok, bulamıyor. Bulamıyor. Ve burada devletin, tekrar ediyorum, bölgede coğrafi, Tarım Bakanlığı'nın coğrafi işaretleme yapması şart. Bunu talep edebiliyor musunuz? Kooperatif konusuna geleceğiz buradan, evet, değil mi? Evet. Zaman zaman bir şekilde dile getiriliyor bunlar. Dile getiriyoruz. Her platformda dile getiriyoruz. Geçmiş yıllarda Sultan Dağı'nda bir kiraz kooperatifi kuruldu. Başarılı olamadı. Bunun değişik nedenleri var. İnsanların başarısızlığı değil bu. Sistemin başarısızlığı. Yani çokça bir miktar para olacak. Ben kirazı peşin satın alacağım. Peşin satın almam yetmiyor. Satacağım yeri bulacağım. Yurt dışında bir bağlantım olacak. Bilirsiniz ihracatla, ithalatla ilgili bürokratik sıkıntıları. Öyle bağlantıları sağlayacağım. Kooperatif olarak alacağım. Yani zor bir olay. Bizde kantarcı tabir edilen yerli alıcılar vardır. Bunlar firma adına hareket ederler. Bir de eksperleri vardır bunların. İşte firmanın A firması şurada kantarı, B firmasının burada kantarı var, eksper vardır. Ben kirazı götürürüm, yine kendi üzerimden örnek vereceğim. Benim 3 dekar yerim var. Evet. 3 dekar yeri amatörce yapıyoruz biz bu işi. Ama para da kazanıyoruz dedik ya, ne kadar kazanıyoruz? İşte 20 bin bekliyorduk, 10 bin lira kazanıyorsa 10 bin liranın tamamı kazanç değil. Bunun en az 9 bin lirası da masraf. Evet. A kantarının kantarcısına götürüyorum firmasının. Bakıyor, senin kirazın yaramaz diyor. Almıyorum diyor. Götürüyorum B kantarının firmasının kantarcısına. Aa çok iyiymiş diyor, alıyor.
Böyle de bir ortam var. Devletin buraya el atması gerekiyor. Asıl sebebi de şu devletin el atmasının. Afyon'un sucuğunu, mermerini, termal turizmini gelir anlamında sıralamaya koyarız. Ama inanın ilk beşte kiraz var. Hemen bununla ilgili izleyicimiz bir soru sormuş. Başkanım demiş, çiftçi kazanmıyor, komisyoncular kazanıyor. Buna bir çözüm bulamıyor muyuz? Geçen yıl vişne alımında Toprak Mahsulleri Ofisi vişne alacağını ilan etti ve beklentimizin çok altında fiyat söyledi. Hı hı. Bütün insanlar isyan ettiler başlangıçta. Biz birkaç belediye başkanı alımı durdurduk. Bir gün durdurduk, iki gün durdurduk. Toprak Mahsulleri Ofisi istediğimiz yere gelmese de, almasa da firmalar yeniden almaya başladılar. Ama o iki günde biz neler çektik biliyor musunuz Selcan Hanım? İnanın bana hayatımın en zor günlerinden birisiydi. Komşum diyor ki, hoca, bana hoca diye de hitap evet. Ediler. Hoca bir gün daha almazlarsa anam ağlayacak, borcum var, bırakın toplayacağız biz diyor. Kaç kuruş olursa olsun diyor. Çünkü mecbur, vişneye, kiraza hesap yapmış, para ihtiyaç. Evet. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Devletin desteğine ihtiyacımız var. Ha, yapabildiğimiz şu var bizim. Yeşil KOP. Evet. Yeşil Çiftlik Üretim Pazarlama Kooperatifi kurduk. Hı hı. Kadın ağırlıklı bir kooperatiftir Selcan Hanım. Geleceğim başkanım, evet. Ben kooperatiften gelmiş, bahsedelim ama. Ben evet. Gelmişken bahsedelim buyurun, mi? Buyurun lütfen. Şu anda iki kadın bir erkek istihdam ediyoruz. Evet. Size vişne kurusu, erik teşekkür kurusu getirdik. Ederiz. Evet, çok sağ olun. Ananız sağ mıdır? Sağdır. Hoşaf pişirir miydi size? Pişirir. Hele Ramazanlarda o erik evet, hoşafı evet. Ne güzel gider. Çok güzel gider. İşte biz erik kurusu, vişne kurusu, kiraz kurusunu bu Yeşil KOP, Yeşil Çiftlik Üretim Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla toplayıp alıp dağıtıp satmaya çalışıyoruz. Katmer yapıyoruz. Kahvaltı veriyoruz. Ve şu anda iki kadın bir erkek istihdam edebiliyoruz. 57 zannediyorum üyemiz var. Ferhat Kayış kardeşimiz meclis üyemiz, aynı zamanda da kooperatif başkanı. Hı hı. Bu kooperatifi biraz ayağa kaldırabilir isek, yarın zannediyorum Ömer Başkanı Dereçine'yi evet. Konuk edeceksiniz. Evet, evet. Onun da bir kadın kooperatifi var. Evet. Sultan Dağı'nda bir kiraz kooperatifimiz var. Atıl. Hı hı. Bu kooperatifler bir birlik olursa, bir de bizim dayanağımız bu Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hanım eşinin, Tunç Soyer başkanımızın eşinin bir kooperatif ağırlıklı çalışması var. Hı hı. Oralarla ilişki kurabilirsek kiraz işine girebileceğiz. Ama çok zor bir iş, inanın. Ne gibi destek bekliyoruz bölge halkından? Sizi nasıl destekleyebilirler? Ne yapabilirler? Nasıl kalkınabilirsiniz? Nasıl daha hızlı yol alabilirsiniz? Kooperatife çokça üye olursak, kooperatifte birlikte kararlar alırsak, hı hı. O vişne alıcılarına, kiraz alıcılarına birlikte gerektiğinde dur dersek, gerektiğinde biz alıp satarsak, aracılık yaparsak, İstanbul Büyükşehir'in, Ankara Büyükşehir'in pazarlarında biz kendimize yer bulursak ki bulduk. Evet. Yani rekabet piyasasına kooperatif olarak halkın lehine girdiğimiz gün bu işi beceririz. Evet. Bu bir vatandaşları da, bölge halkına da bir evet. Çağrı olsun. Rekabet edeceğimiz ortamı kooperatif üyeleriyle birlikte sağlayabilirsek biz bu işten hep birlikte kazanırız. Evet, Bolbedin'den izleyicimiz az önce de yazmıştı, yine yazmış. Yaptığınız işlerden dolayı sizinle gurur duyuyoruz demiş başkanım. Teşekkür ediyorum kendisine. Hemen biz az önce bahsettik ama gene bu konuyla ilgili olduğu için izleyicinin sorusunu okuyorum başkanım. Başkanım, kiraz kooperatifi ile ilgili düşünceniz var mı? Çiftçi kazanmıyor, komisyoncular çok kazanıyor dedik. Başkanım, yeşil kooperatif taban fiyatı belirlenebildi mi demiş. Gücümüz yetmez. Kooperatif olarak taban fiyatı belirlemek için en az biraz önce bahsettiğim 10 bin ton kiraz hı hı. aldık ya, hı hı. bunun 2000 tonunu alacak ekonomik gücümüz olması gerekiyor peşin parayla. Hı hı. 2000 tonunu peşin parayla satın alma gücümüz olduğu gün biz bu işi yaparız. Bunun başka bir yolu daha var. Nedir? Şimdi ben dedim ya, ben 2 ton, 1 ton kiraz satarım. Hı hı. Benim gibi 20 kişi, 50 kişi vardır. Hı hı. Ama 50 tonun üzerinde kiraz satan, kiraz üreten 100 kişi bir araya gelir bu kooperatif çatısı altında. O sermayeyi ortaya koyarlarsa bir yıl ortaya koyacakları sermayeyle ikinci yıl
o beldede yetişen kirazın yarısını satın almaya muktedir bir paraları olur. Hemen izleyicimiz, bakın, belki sizin bu sunduğunuz çözüm önerisine de bir yan etki olabilir bu. Malumunuz memleketin tüm geçim kaynağı vişne ve kiraz iledir. Yani o bölge memleketinden bahsediyoruz. Buna rağmen çiftçi vişne ve kirazı değerlendiremiyor. Sayın Başkanımız İstanbul, İzmir ve Ankara belediyeleri ile diyaloğa girip kirazın değerlendirilmesini sağlayamaz mı demiş Mustafa Tevfik Bey. Yani diğer belediyelerden destek alabilir miyiz? Muhittin Böcek Başkanıma çokça geçmiş olsun diyorum. Evet. Ne için bunu söyledim? Aklıma getirdiği için sağ olsun, teşekkür ediyorum hemşerime de. Yine pandemi öncesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı biz ziyaret ettik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Muhittin Böcek Başkanımızı ziyaret ettik. Bize kiraz satmak için pazar istedik. Kadıköy'den bir pazar aldık İstanbul'dan. Ankara'dan Yenimahalle Belediyesi'nden Fethi Yaşar Başkanım zaten bu konuda bize hep önder oldu. Ne zaman nasıl istersen gel destek olayım dedi. Yine teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Yenimahalle Belediyesi'nden bir pazar yeri aldık. Antalya'dan bir pazar yerini söz aldık Muhittin Başkanım'dan. Pandemi girdikten itibaren bunları şimdi hatırlayabiliyoruz malum nedenlerle. Evet. Kiraz ve vişne ile ilgili değil ama izleyicimiz lütfen sorar mısınız demiş. Yol gene Sultandağ ve Yeşil Çiftlik arasındaki yolla ilgili. Demiş ki kasabamızın en işlek yolu Sultandağ Yeşil Çiftlik arası çok kötü. Başkanım orayla ilgili herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor mu? İyi yayınlar demiş. Çok hoş bir Hoca Nasreddin fıkrası vardır ama buyurun. Ben sonunu söyleyeyim. Gücüm yetse buradan gidince gece başlayacağım çalışmaya. Gücümüz yetmiyor. Ekonomik anlamda. Evet. Ekonomik anlamda. O bahsedilen yol sıkıntılı bir yoldur. Bizim Karakol Çeşmesi dediğimiz yerde başlar. İmam Hatip'le yani Sultandağ'la sınırımızda biter. Yine bahsettiğim kanalizasyon ve üzerine dikilen çam ağaçları nedeniyle yol patlaktır. Kanalizasyona ağaçların kökleri sansar tabir edilir, sarmıştır. Arızalı bir yerde çok yıl geçti, sıkıntılıdır. Altyapıyı çözmeden orayı yapmak ikinci bir iş gerektirecek. Bir de ekonomik gücümüz yetmiyor. Buraya gelmişken hemen isterseniz şöyle bir... Yol mu? Benzeri bir konuyu bahsedeyim. Tamam, öğrencilere servis yapmıştık, evet, ya biz. Evet. O servisin daha büyüğünü, daha genişini proje olarak düşünüyorduk, düşünüyoruz. Bundan sonra da düşünmeliyiz. Yakasenek beldeydi, köy oldu bizde. Evet. Hemen yanında Doğancık vardır. Sonra Yeşil Çiftlik gelir. Yeşil Çiftlik'le Sultandağ sınırı sınırsız sınırdır. Bir karışıktır. İçme suyu bu tarafta Sultandağ'ındır. Bu tarafta Yeşil Çiftliğindir. İmarı burada Yeşil Çiftliğindir. Burada Sultandağ'ındır. Çok böyle yakın. Bir karışıktır. Aynen. Onun hikayesi çok uzun. İsterseniz cümle cümle anlatırım ama bir program yetmez ona. Ama anlatabildiğimiz kadar isterseniz buyurun. Yakasenek'ten başlayıp o yoldan geçmek üzere Sultandağ'ın devamında Kırca, devamında Dereçin'e Akbaba Şemşik vardır. Bir servis, ring düzenlememiz gerekiyor. Çünkü bizim bu saydığımız beldeler siyaseti ne olursa olsun, günlük ulaşımının, birlikte ticaretinin, evliliklerin, kız alıp vermelerin çok olduğu beldeler, sıkı komşu. Beldeler. Tabii komşu, neredeyse mahalle sayılır. Zaten aynen. Afyon Büyükşehir olursa, ki olmaz diye düşünüyorum ben. Olmasını istiyorum. Çünkü büyük şehirlerde yaşanan sıkıntılar biliyorum. Niye olmasına gireriz başkanım. Tamam. Dolayısıyla böyle bir ring olmalı. Bu ringin içerisinde de bizim o yolu yapma mecburiyetimiz doğmalı ki yapmayı düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2021 yılında yetiştiremeyebilirim ama 2022'de o yol yapılmış olacak. Evet, bunu da söylemiş buradan olduk. Buradan hemen o Sultandağ hikayesine geçeyim isterseniz. Olur tabii, buyurun çok, lütfen. Çok tarihi bir konudur. Bunu çok kimse bilmiyor. Bazı yanlışları da var. Şimdi efendim olay şöyle Selcan Hanım. Buyurun. 1952 yılında Çiftlik Nahiyesi Bolvadin'e bağlıyken belediye oluyor. 1954 yılında İshaklı Bolvadin'e bağlıyken belediye oluyor. 1952 ve 54. Bahsettiğim gibi aralarında sınır çok. Mesela benim anneannemin annesi İshaklılıymış. Rahmetler. Allah rahmet eylesin. Oradan şu anda bizde saysanız 100 kadar gelin vardır, 100 kadar kız vermişizdir. Çok girift, iç içe. Sülaleler bile karışıktır. 1952'de biz belediye olduk, 1954'te İshaklı belediye oldu.
1958'de Adnan Menderes başbakan iken 1 Nisan 1958 7033 sayılı kanunla Çiftlik Beldesi ile İshaklı Beldesi'ni birleştirip Sultan'da ilçe yapıyorlar. İlçe yapıldığında bir protokol var. Zamanın milletvekilleri, senatörleri, büyükleri bir araya geliyor. İki beldenin arasına hizmet binaları gelecek. Bu protokollere uyulmadığı için iki beldede çekişmeler oluyor. Evet. Biz başkanım, çekişmelerde kalalım. Kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan dönünce devam edeceğiz. Peki. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası, ondan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Başkanım çok özür diliyorum. Çok güzel bir hikaye anlatıyordunuz ama yönetmenimiz reklama girmemiz gerektiğini söyledi. Tabii, lütfen kaldığımız yerden Peki. devam edelim. 1958'de çiftlik ile İshaklı semtleri birleştirilip Sultandağ ilçe oldu. Ama geçinemedi iki halk. İki halk da birkaç kişinin yüzünden belki de, o çok uzun girmeyeceğiz oralara. 1972 yılında Türkiye'de bir ilk baş yapıldı. Çiftlik halkı referandumla ilçelikten ayrılıp Yeşil Çiftlik Belediyesi oldu. Evet. Ayrıldılar. İşte o gündür bugündür Yeşil Çiftlik. Yeşil Çiftliğiz biz. Aslında büyümek gerekiyor. Birleşip büyümek gerekiyor. Biz ayrıldık, yanlış yaptık. Bunu inşallah telafi ederiz. Evet, başkanım, bir su, içme suyu problemi vardı biliyorsunuz. Yani evet. içerisinde sizin döneminizden önce de mevcut olan evet. bir sıkıntı vardı. O şu an ne durumda? İçme suyu sorununu çözebildiniz mi? Şimdi seçimlerden hemen önce kasabanın 50 yıllık içme suyu sorunu çözeceğiz diye yoruldum herhalde. Dilim biraz dolaşıyor. Kusura bakmayın. Sizi yormuyor. 50 yıllık kasabanın içme suyu sorununu çözeceğiz diye bir açılış yaptılar. İçme suyu tesisi Ağlönü mevkiinde. Ama bugüne kadar 50 damla su damlamadı. Üstelik bütçemiz kadar, yıllık bütçemiz kadar neredeyse borçlandık ve 3 aydır o borcu ödemeye başladık. Taksitler halinde, İller Bankası'na, devlet su işleri aracılığıyla. Tabii bir tesis yapılmış. Atıl vaziyette. Onu öyle bırakıp gelmek insanın el vermez vicdanına. Üstelik o suya da ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Bizim 2100 dolayında nüfusumuz var. Yazın mevsimlik işçi olarak nüfusumuzdan fazla gelir. Artı dışarıda yaşayan hemşerilerimiz, torunlarımız, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımız gelir. Bir 5-6 bin nüfus olur. Suyumuz yetmiyordu. O tesisin çalışması için biz bir yıl boyunca çaba harcadık. Isparta Devlet Su İşleri, Afyon Devlet Su İşleri, oradaki arkadaşların adlarını, soyadlarını, her şeylerini ezberledim gide gele. Sonunda kuyunun atıl vaziyette olduğunu kabul ettiler. Kuyuyu çıkardık. Geçen haftalarda kuyuyu çıkardık. Geçici kabulü yapılmış bir tesis. Kesin kabulünü yapmamışız. Müteahhit firmanın elinde iş. Dolayısıyla müteahhit firmaya da ulaşmak zor. Bizimle değil, devlet su işleriyle ilişkileri. Kuyuyu çıkarttık. Şimdi kuyunun otomasyon sistemine entegre edilmesi, arıtım sisteminden geçmesi ve depoya aktarılması gerekiyor. Bunun için de uğraşıyoruz, uğraşacağız. Burada yine takdirle anıyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimizin desteğini gördük. Bundan sonra da göreceğimizi düşünüyorum. Evet, başkanım, projelerimizle ilgili devam etmek istiyorum. Buyurunuz. Projelerinizle ilgili yaşadığınız zorluklar var mı? Engelleri aşmadan nasıl bir süreç belirliyorsunuz? Gerçekleştiremediğiniz projeler neler? Planladığınız ve farklı projeler var mı? Yeşil Çiftlik hayal ettiğiniz bir projeniz var mı'nın yanında bunu mutlaka konuşmak istiyorum. Gençlere ve kadınlara yönelik projeleriniz var mı? Evet. Hepsi var. Evet. Yeter mi? Hepsini evet kısacık şimdi, olacağım başkanım. Selcan Hanım, bizim yöremizin kadınları yiğit kadınlardır, güzel kadınlardır, çalışkan kadınlardır. Bizim yöremizde kadına şiddet yoktur. Kadınlarımız baş tacıdır. Birlikte hareket ederiz. Biz önde, onlar önde mevhumu yoktur bize. Kadınlarla erkekler eşittir. Kadınlarla ilgili bir sosyal tesis projemiz var. O sosyal tesis projesinin içerisinde
Planlaması, projesi çizildi, bitti, başladık, başlayacaktık, başlayamadık. Yine pandemiden başlayamadık. Önümüzdeki bahar sezonunda bitireceğiz. Sosyal tesis var kadınlarımızla ilgili bir proje. Bizim sinema günlerimiz vardı, tiyatrolarımız vardı. Kadınlarımız bizim Anıtkabir'e, Çanakkale'ye gitmeyi çok isterler. Oralara turlarımız vardı. Bunların hepsini inşallah baharda, pandemiden sonra eksikleri de tamamlayarak yerine getireceğiz. Gençlerle ilgili projemiz çok. Kasaba dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerimizden ihtiyacı olan herkese biz burs sağladık. Nasıl sağladık biz bu bursu? Birilerinden bursu bulduk. Öğrencimiz hesabını açtı, onun hesabını yattı. Bizim elimize para değmedi. Biz 28'di yanılmıyorsam önceki yıl 2019'da üniversite öğrencimize burs sağladık. Bunu sağlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ulaşım kolaylığını her zaman sağlayacağız. Kütüphaneye kitap kazandırmakla bizim Yeşilçirik Halk Kütüphanemiz var bir de 1970'li yıllarda kurulmuş. 1958'de bizim kasabamızda spor kulübü vardı biliyor musunuz? 1958'de bizim kasabamızın gençleri, o yılın gençleri tiyatro oynamışlardı. Ben yoktum ama anlatılır. Biz o günlere kavuşmak istiyoruz, o günleri yeniden yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla kadınlarla, gençlerle ilgili tüm projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Pandemi süreci inşallah bitecek. İnşallah. Bunun dışında da ben şöyle kendimi değerlendiriyorum. 2019 yılını tanışma yılı yaptık. Yerleşme yılı yaptık. Sistemi oturtma yılı yaptık. 2020'de projelerimizin %50'sini yapabildik. Pandemi yılı olduk. Allah bir an önce ülkemizden, insanlıktan bu mikrobu uzaklaştırsın. İnşallah. Bu ara hep söylememiz gerekiyor. Söylemek zorundayız. Maske, mesafe, temizlik kuralına uymak zorundayız. Selcan Hanım, ben pozitif vaka oldum. Hastanede de yattım. Geçmişler olsun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Allah canımı alsın diye yalvardığım gece oldu. O yüzden beni dinleyen herkese söylüyorum, bu hastalığa yakalanmamak için, sevdiklerimize zarar vermemek için, bu hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe kurallarına ne olursunuz uyalım. Çok önemli. Ben yaşadım. İnanın bana, gece hastanede, Afyon'da Allah'ım canımı al diye yalvardım. Ay Allah şifalar versin tüm bu hastalıkla mücadele edenlere. Sağlık çalışanlarının elini güç, değil kuvvet, ayağını evet. Öpmek zorundayız. Evet, evet. Onlara çok şey borçluyuz. İnşallah alınan tedbirlere mutlaka uymak zorundayız. Ve bir an önce baharda bu hastalık ülkemizden ve insanlıktan gitsin. İnşallah. Biz de o güzellikleri yeniden yaşamaya başlayacağız. İnşallah. Aslında ben bu pandemiyle ilgili de soracaktım. Siz bunu da toparlamış oldunuz. Başkanım, hemen az önce bahsettiğimiz Yeşil Kooperatif'le ilgili, Kiraz'la ilgili bir izleyicimizin bir sorusu, soru da değil aslında, bir önerisi var. Diyor ki, kiraz boyalama makinesi alarak belediyeye gelir kapısı oluşturup çiftçiye faydalı bir iş yapmış olabilir miyiz? Kiraz boyalama makinesi. Evet. Kiraz boyalama makinesi bir settir. Kirazı döküyorsunuz üzerine, bilmeyenler için anlatıyorum. Kirazı kalite kalite büyüklüklerine göre, kalibre büyüklüklerine göre ayırıp geliyor. Bunu bizim kasabamızda birkaç kişi denedi. Çok sağlıklı bir sonuç olmadı. Çatak kiraz dediğimiz iki kiraz vardır. Onlar geçmedi oradan. İşte sapsız kiraz falan oldu. Belediye olarak böyle bir çalışmamız yok bizim. Olmayacak da, çünkü kiraz üretimiyle ilgili biz bu tür bir çalışmaya girmek için ticari bir şirket sahibi olmamız gerekiyor. Ticari ünvan şart. Ama kooperatifimiz aracılığıyla bu tür konularda, ama bu değil, bunun sağlıklı olmadığını söylediler. Çok fazla da bilgim yok. Olursa da yapabiliriz kooperatif aracılığıyla. Evet, yine bir izleyicimiz demiş ki, Yeşil Çiftlik Kasabası'ndan Ali Bey gönderiyor bunu. 30 sene önce ben 6 lira civarında kiraz sattık. Bu yıl ortalama 6 liraya sattık. Üreticinin halini lütfen dile getirin. Başkanımıza ve size selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz ve üreticinin sesi oluyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Ali Bey'e? Üreticinin sesi olmak için üreticinin birlikte olması gerekiyor. Kooperatifleşmek gerekiyor. Rekabet piyasasına güçlü girmek gerekiyor. Sizler biliyorsunuz ki biz kirazı dalından indirip de satmak için çaba harcıyoruz. Öyle bir sistem ki iki gün geç kalırsak zaten zarar edeceğiz. Birlikte davranırsak biz bunları inanın aşarız. Kooperatifi güçlendirirsek, çevre kooperatiflerle de birleşirsek, alıcı sayısını artırırsak, rekabet edecek yeni bir takım firmaların önünü açabilirsek,
biz bu işten istediğimiz parayı kazanırız. Bir de burada bir sistem olarak alınabilir. Birbirimizle ilgili kiraz döneminde özellikle ilişkilerimizin daha sağlıklı olması gerekiyor. Evet, yine bir izleyicimiz demiş ki Selcan Hanım, vişne almak isteyen toprak mahsulleri değil, tarım kredi kooperatifleriydi. Başkanım hemen orayı düzeltelim. Toprak mahsulleri değil, evet. Tarım kredi kooperatifleri birliğiydi. Evet, evet, özür diliyorum. Toprak mahsulleri değildi. Tarım kredi kooperatifleri birliğiydi. Kütahya'dan başlamıştı bu hareket. Gençlerden bir tane. Evet. Başkanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. LGS'ye hazırlanıyoruz. Pandemi sonrası moral için sizden sinema sözü istiyoruz demiş Zafer. Biz pandemi öncesi çocuklarımızı sinemaya götürdük. Götürmeye de devam edecektik. Kış günleri de kadınlarımız için sinema günleri yapacaktık. Yılmaz Güney filmlerini izleyecektik. Cüneyt Arkın'ı izleyecektik, Malkoçoğlu'nu. Fatma Girikler. Fatma Girik. 78 yaşındaymış, biliyor musunuz? Doğrudur. Önceki gün öğrendim. Ben çocukken Fatma Girikler'i izleyecektik. Pandemi sonrası inşallah biz bunları yine yapacağız. Bizim eski düğün salonumuz, yukarıda diye tabir ettiğimiz eski düğün salonu muntazam bir sosyal tesis olacak. Çocuklarımızı orada da film izleyeceğiz, gençlerimizi sineması olan yerlere de götüreceğiz. Geçmişte götürdük biz bunu, yapacağız, devam edeceğiz. Bu sayıda çokça teşekkür mesajı alıyorum başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek okuyarak hani soru bekleyenler de var izleyicilerimizden. Hepsine ben de çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı takdire şayan çok övgülü mesajlar geliyor. Ben de İzleyicilerimizin bilginiz tüm olsun. Hemşehrilerime. Malumunuzdur ki Sultan Dağı'nda sıcak su sondaj çalışmaları başladı. Yeşil Çiftlik'te böyle bir çalışma başlayacak mı? Sultan Dağı'nda sıcak su çıkarsa Yeşil Çiftlik'te bundan faydalanabilecek mi? Başkanımıza sormak isterim demiş Mustafa Tevfik Bey. Bir de bir izleyicimiz şey demişti, doğalgaz gelecek mi? Birleştirelim ikisini. Aynen başkanım, evet. Sultan Dağı Belediye Başkanı, Deresine Belediye Başkanı ve Yeşil Çiftlik Belediye Başkanı olarak biz 3 belediye başkanı bir araya geldik. Sultandağ Belediye Başkanı ilçe belediyesidir, biliyorsunuz. Mehmet Aldırmaz. Kardeşime buradan saygılarımı da iletiyorum. Sultandağ'ı merkeze doğalgaz gelmesi için belli bir abone sayısına ihtiyaç vardı. Sultandağ tek başına bu işi yapmıyordu. Deresine Belediyesi ile Yeşil Çiftlik Belediyesi olarak biz Sultandağ Belediye Başkanı'na yetki verdik. 3 beldenin abone sayılarını birleştirip doğalgaz gelebilmesi için sayıya ulaştık ve başvuruyu Sultandağ Belediye Başkanımız yaptı doğalgaz için. Oraya gelmesi size gelmesi demek. Birlikte gelecek üçümüze. Evet. 2021-22 bilemiyorum. Onu iktidarın, hükümetin bir politikasıdır. Nasıl gelir, ne zaman gelir bilmiyorum ama %50'deyiz diye düşünüyorum. Devamında sıcak suyu Sultandağ Belediyesi bizim hudutlarımızda, bizim mücavir alanımızda bir yerde arıyor. Bunların maden teknik aramayla ilgili tespitlerinden sonrası arıyorlar. Yani Sultan Dağı'nın ya da Yeşil Çiftliğin ya da Kırca'nın suyu bulması önemli değil. O su bütün yöreye yarayacaktır. Keşke çıksın. Dileğimiz iyi su çıkmasıdır. Herkes yararlanacak orada. İsteyen herkes. Seracılıkla ilgili su çıkarsa serası olan herkes, bahçesi olan herkes yararlanacak. Termalle ilgili çıkarsa herkes yararlanacak. Bizim mantığımız kazan kazan formülüdür. Evet, başkanım hemen sorulara devam etmek istiyorum. Kısa kısaca cevaplar almak istiyorum çünkü birkaç konuşacağımız nokta daha var. İzleyicimiz demiş ki gelen işçiler için kalma yeri yapabilecek mi başkanım diye sormuş. Sultandağ Kaymakamlığı nezdinde kaymakamımız Önder Koç'a da saygılarımı iletiyorum. Bize her zaman önder olmuş bir kaymakamımızdır. Sultandağ Kaymakamlığı'nın Yeşil Çiftlik Deresi'ne Sultandağ Belediyeleri'yle ortak girişimi sorucu Zafer Kalkınma Ajansı'ndan mevsimlik işçilerle ilgili bir proje gerçekleştirdik. Bu projede Yeşil Çiftlik kısmını ben anlatacağım. Bizim 80 adet mevsimlik işçilere ait çadırımız, yeteri kadar 8 adet seyyar tuvalet, banyo aldık. Geçen sene sezon sonunda alabildik. Stoklarımız da şu anda bekliyor. Mayıs'tan itibaren, Mayıs'ın sonuna varmadan biz bu çadırları mevsimlik işçilerin barınacağı yerlere düzenleyeceğiz. Çevre düzenini yapacağız. Elektrik, su ihtiyaçlarını gidereceğiz. Mevsimlik işçilerini hadi buyurun diye çağıracağız. Evet başkanım, izleyicimizin birisi demiş ki az önce biz sizinle bir sahadan konuşuyorduk. Yeşil Saha futbol sahasından bahsediyorduk, bir alan yaptık. Demiş ki başkanım hangi takımı tutuyorsunuz? Futbolu merakınız var mı? Kısacık başkanım. Futbola merakım amatör
Oynadım gençliğimde, kaleciydim. Hani en az oynayanların oynadığı yerde kaleciydim. Fenerbahçeliyim. Fanatikliğim yoktur. Ama Fenerbahçe galip gelince hoşuma gider. Evet. Başkanım, Zübeyde Hanım bulvarının bir tarafında kaldırım yok. Başkanım yapacak mı diye soruyorlar. Zübeyde Hanım bulvarının bir tarafında kaldırım var ama işgal halinde. Yapacak mısınız? Tabii. Evet. Hemen devam ediyorum. Sevgili başkanım, İzmir'de yaşayan bir yeşil çiftlikli olarak gururla ve zevkle izliyorum. Söyleyeceklerim bu. Selam, emekli öğretmen İbrahim Buğdayoğlu Hakan demiş kendisi de. İzmir'den selam ve saygılar. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz ve takip ettiğiniz için diyorum. Hemen devam ediyorum. Arazi korumasını, ay benim de dilim sürüşüyor artık. Kurmak için düşünceniz var mı başkanım? Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'ndan bahsediliyor. Geçmişte bizim bellelerimizde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı vardı. Bir şekilde kapatıldılar, feshedildiler ama altından kalkılacak bir durum yok. Çok borçları var. Ayağa kaldırma imkanımız teknik anlamda ya da bürokratik anlamda yok. Evet. Sayın Başkanım, önümüzdeki yıllarda ekonomik durumumuz olursa yapmak istediğiniz projeleri açıklar mısınız? Emekli olan vatandaşlarımızın memleketimize dönüşleri için bir projeniz ya da bir programınız var mı? Teşekkürler demiş. Şöyle bir cümle kursam acaba Selcan Hanım, buyurun, ne dersiniz? Buyurun. Çok ciddi bir projemiz var. Adını bu kadar koyayım. Birkaç ay içerisinde bu projenin gerçekleşme payı şu anda %50. %50'yi geçip gerçekleşmesi yaklaşınca ilk sizin vasıtanızla bu müjdeyi verelim. Bu sözü veriyoruz. Söz veriyorum. Tamam başkanım. Hemen devam ediyorum soruma. Başkanım, çalışmalarınızdan dolayı sizi teşekkür edip destekliyorlar. Bolcana güzel dilekler, hayır duaları var. Bunları teşekkür ediyorum herkese. Bir soruyu alıyorum. Affınıza sığınıyorum sevgili izleyiciler. Çünkü başkanımla konuşmamız gereken süremiz bitiyor. Birkaç konu daha olacak. İyi akşamlar. Başkanımıza sorabilir misiniz? Dernek adı altında katmer hamur işi başlayan birkaç ay sonra ticarethaneye dönüştürülen yerlerde neden katmer üretilmediğini konuşabilir miyiz demiş. Katmer bizim geleneksel bir ekmeğimizdir. Haşkeşli, işte bükmesi böreğiyle. Genellikle evlerde yapılır. Kadınlarımız yapar, analarımız, bacılarımız yapar. Ama yapamayanlar için bizim kasabamızda yalnız yaşayan 80'in üzerinde insan var. Yaşlı, emekli. Çoğunluğu da kadın. Bunlara hitap etmek amacımız, çorba koymak amacımız, dışarıdan gelenlere bir şey yapmak. Ama bunu ticarethane olarak, çok fazla ticari yapılaşma olmadığı için biz de kooperatif eliyle yaptırıyoruz. Kooperatifi büyük işlerle ilgili ilişkilendirirsek, bu işi yapacak birkaç genç bulursak onlarla devam ederiz. Hiç sorun değil. Talep olduğu zaman arz talep dengesini herkes her yerde bulur. Eber Gölü'ne gireceğim. Son olarak başkanım, soru olarak onunla da ilgili birkaç sorumuz vardı. Eber Gölü ile ilgili neden çok fazla yangın çıkıyor diye bir sorumuz vardı. Sizin de sanırım Eber Gölü ile ilgili eklemek istedikleriniz tabii, vardı. Tabii. Hemen bunu da toparlayalım. Eber Gölü Bolvadin Çay Sultan Dağı sınırlarında yeşil çiftliğe aşağı yukarı nereden bakarsanız bir 20 küsür kilometre kıyısı olan 150 kilometre karelik bir alan iken bugün 50 kilometre karenin altına düşmüş bir yer. Kuraklık nedeniyle, yanlış sulama, yanlış su politikaları nedeniyle Eber kurudu. Gölü kurudu. Biz çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde Eber'i Akşehir'e bağlayan bir kanal vardır. 20 kilometre dolayında bük deriz oralara. Su akar, sazlıklar vardır, nilüferler açardı üzerinde. Kayıklarla gezerdik, o suyu içerdik. Şimdi su yok. Bırakın içmeye, kurudu. Elini sokmaya su yok. Bu politikaların, ben yıllar önce memurken Eber Gölü ile ilgili birkaç çalışma takip etmiştim. Çok yıl önce yine rahmetli Bülent Ecevit'in iktidarı döneminde bu gölde 3 ayaklı bir proje vardı. Su temini, havza temizliği, milli park ilanı. Yıllar sonra bunu birkaç yerden duyduk. Şu anda bir çalışma yapılmıyor. Bu hükümetin öncelikli görevi olmalı bence. Eber Gölü kuruduğu zaman Eber'den Akşehir'e su giderdi dedim ya. Evet. O 20 kilometrelik büyüklükte. Akşehir Gölü de bu yüzden kurudu. Akşehir'i besleyen Eber'di. Eber'e dağlardan gelen suların önüne göletler yapıldı. Evet. Doğancık Göleti, Kırca Göleti. Dolayısıyla su havzaları azaldı. Eber Gölü'ne su aktarmakla ilgili bir projeden bahsediliyor. Detayını bilmiyorum ama Eber Gölü kurursa bizim yöremiz çok sıkıntılı bir yöre olur.
bizim meyvemizin aromasını Eber Gölü ile Sultan Dağları'nın birleşeni verir. Evet, su. Zaten bir ciddi bir kıtlık çekiyoruz, su kıtlığı. Evet. Evet başkanım. Gölle ilgili, yani kamışla, yanmayla ilgili bir şey söylediler. Evet, o genellikle bizim kıyılarımızda değil, Bolvadin kıyılarında, Dere Karabağ, Orta Karabağ, köylerin kıyılarında olur. Bunun işte kasıtlı yakıldıklarıyla ilgili falan söylenceler vardır, ispatı yoktur. Kamış üretimini yapan insanların birbirine zarar vermek için yaptıkları söylenir. Her yıl biraz da ihmaldir, yanar göl. Çok da sıkıntılı bir durumdur ama çözümü de yoktur. Bataklık olduğu için içine itfaiyeyle bir kez kaldım ben içinde itfaiyeyle. Kaymakamımızla birlikte yangın söndürmeye gittik. İtfaiyeyi batırdık. Giremeyiz de söndürmeye. Evet başkanım. Pardon, burada milli parklar koruması gereken milli parklardır. Onların da görevlerini yaptığını düşünmüyorum. Evet başkanım, bir soru sormak istiyorum. Geçenlerde 3 belediye başkanımızla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 belediye başkanımız, 4 belediye başkanımız ve milletvekilimiz Burcu Köksal'la birlikte ziyaret ettiniz. Bu ziyaretten böyle kısacık tüyolar, detaylar alabilir miyiz? Tabii tabii. Bizim Burcu milletvekilimiz, sizler de takdir edersiniz. Evet. Çok can alıcı konulara mecliste değinen, o gür sesiyle işçisinden çiftçisine kadar her yörenin sesini duyurmaya çalışan çalışkan bir kızımız milletvekilimiz. Evet. Burcu milletvekilimizle genel başkanımızdan randevu aldık. Meclis bütçe konuşmalarının hemen öncesine rastladı. Konuşmadan, o güzel konuşmanın arkasında biz oradaydık. Genel anlamda belediyeler olarak Afyon'da 4 Cumhuriyet Halk Partili belediyeyiz. Evet. İsçehisar, Daskırı 2 ilçe, Deresine, Yeşil Çiftlik 2 belde. Evet. 720 bin, 730 bin Afyon nüfusunun ortalama 20 binini falan temsil edebiliyoruz. Sosyal belediyeciliği, şeffaf belediyeciliği en iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanımıza yaptıklarımızı anlattık. Yapabileceklerimizi anlattık. Sıkıntılarımızı aktardık. Sağ olsunlar, bizi can kulağıyla dinlediler. Ve bir söz aldım ben kendilerinden. Kirazla ilgili biraz önce bahsettiğimiz sıkıntılara ne olur ilgilenin dedim. Burcu vekilimiz yeterince ilgileniyor zaten. Kirazla da ilgileniyor. Her şeyle de ilgileniyor sağ olsun. Söz verdi kiraz mevsimi gelmeye. Sayın Genel Başkanımıza sorunlarımızı aktardık. Çözüm önerisi daima şu oldu. Mazeret kabul etmiyorum. En iyisini yapacaksınız dedi. Biz de onu emir sayıyoruz. Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. Temel özelliğimiz var. Bizim kaç para gelirimizin olduğunu, ne kadar giderimizin olduğunu isteyen herkese her zaman gösterebilecek kadar şeffafız. Şeffaf belediyecilikten yanayız. Tasarruf son derece dikkat ediyoruz. Evet. Ve yaptığımız işlerde de halkımıza danışarak yapıyoruz. Evet. Başkanım, biraz önce meydanla ilgili bir eleştiri gelmişti ya hani. Ağaç kesimi. Ağaç kesimi. Evet, onu söyleyecektik. Onu hemen onu arada evet, cevaplayalım onu da başkanım. Evet. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda biz çiçek ve bir metreye geçmeyen ağaçları söktük. Söktüğümüz ağaçların tamamını başka yerlere diktik. O arkadaşımız gelirse ben tek tek sayısına kadar gösterebilirim. Bir tek eğri kırılmak üzere demir dayanakla duran bir çınar vardı. Onu heder ettik. O da sıkıntılı bir ağaçtı. Onun dışında ağaç kesmedik. Orada bir havuz vardı. Kullanılmıyordu. Atıl vaziyetteydi. İşe yaramıyordu. Ve orası park olarak, araç park olarak kullanılıyordu. Biz orada şimdi bu pandemi döneminde cuma namazlarını orada kıldık. Bayram törenlerini orada yapacağız biz. Ve oraya koyacağımız iki tane deprem toplanma alanıyla Allah korusun zor zamanlarda sığınma yeri yapacağız. Evet başkanım, süremizin sonuna geliyoruz. Sizden son cümlelerle birlikte Yeşil Çiftlik, Yeşil Çiftlik'teki vatandaşların, sizi dinleyen insanların, Afyon'un dışında yaşayanların, okuduğumuz mesajlardan ya da sizlerin söylemek istedikleriyle bir son durumu 500 günü toparlayalım başkanım. 2 dakika mı? 5 dakika. Birkaç dakikada toparlayalım lütfen. Yapamadıklarımdan başlarsam, önce hoş geldin bebek projemiz vardı, başlayamadık. Asker uğurlamalarımız vardı, ilkini yaptık. Bayrağımızla, Kur'an-ı Kerim'imizle onlara eğlence yapıp uğurlama bir yapabildik, yapamadık. Hoş geldin bebeği yapamadık. Dutluca Alabalık üretim tesisini biraz önce anlattım, yapamadık ama yapacağız. Sosyal tesise Mart ayında zannediyorum başlıyoruz. Yöresel ürünler pazarımız vardı. Hal binalarımızın çevre yoluna çıkış köşesindeki
Yeşil Kooperatif'in, Yeşil Kop'un binasının yanına yöresel ürünler pazarı, oraya başlayamadık. Başlamayı düşünüyoruz. Ekonomik durumumuz iyi olursa. Bu ara söylemeden geçmeyeceğim zannediyorum, söylemedim. Buyurun. Pandemi sürecinde kasabamızdaki ihtiyacı olan herkese biz ulaştık. Evet başkanım, bununla ilgili de hatta sizin vatandaşlarla birlikte bir şeyiniz oldu, çalışmanız oldu. Tabii tabii. Evet. Yani işte vatandaşlarımız bizim hepsinden Allah razı olsun dediler ki şu parayı ulaştır ihtiyacı olanlara. Şu eti koyun kesti getirdi adam, dedi ki başkanım şunu dedi ulaştır ihtiyacı sahiplerine. O gece hemen zabıta kardeşimizle, belediye personeli çalışanlarımızla, ihtiyaçları zaten muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz biz. 7 muhtarımızla her fırsatta toplantı yaparız. Eksiklikler, aksaklıklar birlikte tespit eder, çalışırız. Muhtarlarla birlikte bu çalışmaları yaptık. Personelimizle, ihtiyaç sahibi herkese dağıttık. Çokça bağış aldık. O bağışları yerlerine ulaştırdık. Elimize dokunmadan buradan aldık, buraya verdik. Çoğu verilen yerleri ben de bilmiyorum. Muhtarlarımızın tespit ettiği yerlere verdik. İhtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde hiç kimseyi mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz tabii. İnşallah. Önemli bir çalışmamız var. 2020 bitmeden çözeceğimizi söyledim. Onun müjdesini de ilk kez size vereceğiz. İnşallah. Dışarıda çalışan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Onlara e-devlet üzerinden ulaşmakla ilgili. Sosyal medyayı kullanamıyorduk. Ben yeterince kullanamıyorum, bu benim eksiğimdir biliyorum. 2021'in Şubat'ından itibaren, Ocak değil mi, Şubat'ından itibaren kullanmaya başlayacağız çalışmalarımız ona göre. Pandemi sürecini en iyi atlattık. Bu arada pandemi sürecinde gerçekten destek olan kasaba halkımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bizim bütçemizde yetmeyecek kadar büyük harcamalar yaptık ihtiyacı olanlara. 2020 bitmeden çözeceğimiz büyük projeyi size söyledim. Evet. Eber Gölü ile ilgili pratikte bir şey yapamıyoruz. Teorik çalışmalarımız sürecek. Evet. Sosyal belediyeciliği devam ettireceğiz. Sosyal şeffaf belediyeciliği. Sosyal şeffaf belediyeciliği. Hesap verebilir, evet, tasarruf edilebilir belediyeciliği. Halkın parasını halka harcayacağımız şekilde devam edeceğiz. 2021 yılının kasabamıza, Afyonumuza, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Son mesajım, pandemi sürecinde maske, mesafe, temizliktir. Mutlaka uyalım. Allah hiç kimseye o acıyı yaşatmasın. Amin başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. Verdiğiniz mesajlar. Sizlere, Kanal 3 ailesine ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Bu programın tekrarında Yeşil Çiftlik'te, sokaklarda, caddelerde o güzel kiraz ağaçlarının altında İnşallah yapmayı başkanım, biz de teklif çok ediyorum. İstiyoruz. İnşallah başkanım. Sağ bunu olunuz. İyi akşamlar diliyorum. Biz de çok isteriz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler, insanları aydınlattığınız öngörüleriniz çok kıymetliydi. Biz sizi ağırlamaktan gurur duyduk. Bunu öncelikle belirtelim. Tekrardan ağırlamayı biz de çok isteriz. Evet sevgili izleyiciler, göndermiş olduğunuz mesajların çoğuna bakamadık, yanıt veremedik. Affınıza sığınıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda başka bir programda başkanıma sormuş olduğunuz soruları, yöneltmiş olduklarınızı, kendisinin yaptığı projeler ya da icraatlarla cevabını almış olurlar aynı evet. zamanda da. Tabii. Başka bir 500 günde buluşmak üzere diyorum. Esen kalın, hoşça kalın.